bana Çinki anlatmıştı zaten. Ne oldu Minki? Hiç kitabım kalmamış. Hepsini okudum bunların. Yeni alayım dedim ama kumbaramda para yok. Kütüphaneden alsana. Kütüphane mi? Orası büyükler için değil mi? Yetişkinler ders çalışıyor orada. Evet, çünkü sessiz ve sakin bir yer. Ama bize uygun da bir sürü kitap var. Üstelik para vermemize de gerek yok. Oradan ödünç alabiliyoruz. Gerçekten mi? Öyleyse hemen gidelim. Ne çok kitap varmış burada. Macera kitapları, fıkra kitapları, otomobil kitapları, bilim kitapları. Ne yani? İstediğim kitabı ödünç alıp okuyabilir miyim? Kütüphaneye üye olduktan sonra evet. Ben konuştum. Sadece üye kartına yapıştırmak için bir fotoğrafın gerekiyor. O zaman ben hemen fotoğraf çektirmeye gideyim. Hadi çabuk ol. Yetiştirirsen kitapları bugün bile alabilirsin. Yuhuu! Benim de artık kütüphane kartım olacak. Kartım olacak. Kütüphane kartım olacak. Kartım olacak. Kart. Benim bugün bir kartım olacak da. Öyle mi? Ne kartı? Kütüphane kartı. İlk kez alıyorum. Güzel bir fotoğrafım olsun üzerinde. Tabii. Hemen çekiyor musunuz? Tabii. Biraz yan, biraz daha dik, biraz sol, baş öne, arkaya, öne, yana, arkaya, öne, yana, sağa, sola, biraz şöyle, biraz böyle, şöyle, böyle, şöyle, böyle, süper. Çekiyorum. Hı? Bu pek olmadı sanki. Tamam, bir daha çekelim. Bir tane daha çekelim. Son bir tane daha. Işıktan dolayı bronzlaşan tenini ve benim parmağımın durumunu düşündüğümüzde artık devam etmesek iyi olacak. Üzerinde biraz oynasanız belki düzeltebiliriz. Onun için uğraştık ya 1,5 saat. Kütüphane kartımdaki fotoğrafım çok kötü olacak. Ne zamana lazım fotoğraf? Bugün götürsem iyi olur. O zaman akşam ben kapatmadan tekrar gel. Son bir kez daha deneyelim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Akşam hazır geleceğim. Dönüşüm muhteşem olacak. Artık yapabiliyorum. Fotoğrafçıya gidebilirim. Pek olmuyor Minki. Çok moralim bozuldu. Fotoğraflarda güzel çıkmak poz vermekle alakalı bir şey. Evet, ben poz veremiyorum. Aslında çok tatlı ve güzel bir çocuğum. Değil mi? Her çocuk çok güzeldir Minki. Fotoğrafta kötü çıkıyorsun diye üzülme. Hem davranışların nasıl göründüğünden çok daha önemli. Seni tatlı ve güzel bir çocuk yapan şeyler sadece dış görünüşün değil ki. Ama fotoğraflardan davranışlarım anlaşılmıyor ki. Fotoğraf anlık bir şey. Baksana Kukuli'ye. Her fotoğrafta nasıl da havalı çıkmış. Çünkü o tam bir poz verme ustası. O zaman bana ancak Kukuli yardım edebilir. Lütfen Kukuli, bana yardım et. Lütfen Kukuli, bana poz vermeyi öğret. Lütfen.
Lütfen kukuli. Lütfen kukuli. Lütfen kukuli. Lütfen kukuli. Lütfen kukuli. Lütfen kukuli. Teşekkür ederim kukuli. Hadi öğret bana. Hadi hemen öğret. Buraya neden çıktım kukuli? Niçin çıktım? Yürüyünce ne olacak kukuli? Bu oyunu sonra yine oynarız. Benim poz vermeyi öğrenmem lazım. İyi, yürüyorum, tamam. Kukuli, niye gözümü ışık tutuyorsun? Of kukuli, yapmasana. Baştan mı başlayacağım? Kafamızın içini boşaltacağız. Başarısızlıklarımı unutup, iç sesimi susturup, ön yargılarımı temizleyeceğim, değil mi? Böyle hiçbir şey yapmadan durunca çok uyuyasım geliyor kukuli. Kukuli, ödüm patladı. Niye korkutuyorsun durup dururken? Kukuli yeter ama. Ne oldu şimdi? Kukuli ne oldu? Cevap versene. Kukuli bak akşam oluyor. Daha hiçbir şey öğretmedin. Bu son şansın ona göre. Ben de mi güleyim? Ha ha ha. Güldüm. Oldu mu? Daha da mı gülelim? Peki. Ha 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 ha. Gülecek bir şey yok ki. Neden gülüyoruz? Kukuli. Ey Allah'ım ya. Bak sinirimi bozuyorsun. Sinirden geliyorum bak. Kukuli tamam ama. Kukuli yeter artık. Ben sana kandım. Seni usta sandım. Gün bitti, ortada kaldım. Mahvoldum ben. Yandım. Bir de dalga geçmek için fotoğrafımı çekin. Aferin. Çok güzel çıkmışım. Ama bu nasıl oldu? İlk eğitim ışığa tepki vermek üzerineydi. Flaş patlarken bile gözün açık kalabilmeyi öğrendim. İkinci eğitim sese tepki vermek üzerineydi. Onda da makinenin sesine rağmen aynı bakışı koruyabilmeyi öğrendim. Üçüncü çalışmaysa gülmek üzerineydi. Şartlar ne olursa olsun gülebilmeyi öğrendim. Çünkü fotoğraf için gülmek yeterli değil. Asıl önemli olan sebepsiz de gülebilmek. İşte poz vermenin sırları bunlar. Ve bu sırlar artık seninle çekirge. Seslendirme için Düttüt'e teşekkürler. Bu son kısmı kendim ekledim. Çok teşekkürler Kukuli. Sen tam bir ustasın. Fotoğrafçı kapanmak üzere Minki. Hadi acele et. Ben de tam kapatıyordum. Merak etme. Bir tane çeksen yeter. Peki, son bir fotoğraf.
Çekiyorum. Benim de artık kütüphane kartım var. İstediğim kadar kitap okuyabilirim. Yaşasın! (Gülüyor)